Bir diğer vizemizi çözüyoruz. Analitik'teki 2017 yılının vizesi 31 Mart 2017'de yapılmış. Birinci sorunun A seçeneğiyle başlıyorum. Bir fx vermiş. X 1'den x'e kadar karekök içerisinde 2 artı cos küp t dt şeklinde vermiş. Aralık olarak x sonsuz aralığında f 1'e 1 mi diye soruyor ilk başta. Eğer 1'e 1 ise a eşittir f pi ve b eşittir f 4 pi bölü 3 için f ters türev a ve f ters türev b değerlerini hesaplamamızı istiyor. Şimdi öncelikle bize bir kural vereceğim. Bu Leibniz kuralı diye de geçiyor. Adını yanlış yazabilirim. Ondan emin değilim ama kuralın şu olduğunu biliyoruz. Şimdi bir integralin türevi alınıyor x'e bağlı olarak ve buralar fx ve gx gibi iki farklı x'in fonksiyonu sınırlar olarak. Burada da bir hu du tarzında bir fonksiyonumuz var. Bu türev şuna eşit olmuş olacak. Buna i dersem, i dediğim değer şöyle çıkıyor. H içerisinde gx çarpı g'nin türevi x eksi h fx bileşke f'in türevi. Yani burası aslında bileşke gibi. Yani bu integral alırken içlerin türevini alacağız. Yani bu kurala göre bakarsak aslında şurası şöyle değil mi? D bölü dx yapacağım fx alırken. Birden burada bir herhalde bir fx varsa buraya fu diyelim. fu du tarzı bir şey varsa bu benim için f içerisinde 1 çarpı 1'in x'e göre türevi. 1'in x'e göre türevi ne? Sabit sayı olduğu için 0 değil mi? Eksi x'in türevi 1 f içerisinde x gibi olmuş oluyor ve buradan eksi fx olduğunu görüyoruz. Yani buraya bakarsak türev almam gerekiyor ya, bir önceki teoremden anlatmıştım videoda. Burada türev aldığım zaman bana şuraya verecek d bölü dx x'ten 1'e kadar 2 artı cos küp t dt. Direkt içerinin x'te hali olarak çıkacak. Eksisi de var çünkü bu ikinciden geldiği için. O zaman burası ne olmuş oldu? 2 cos küp x oldu. F türev x fonksiyonu bizim için. Şimdi bunun sıfırdan kesin büyük veya küçük olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi kosinüs x fonksiyonu ne ile ne arasında değişiyor? Eksi 1 ile 1 arasında değişiyor. Küpü de aynı şekilde. Her tarafın küpünü alın. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Her tarafı 2 eklediğiniz zaman ne olmuş olacak? Her tarafı 2 eklersek eksi 1 artı 2 1 küçük 2 artı cos küp x, o da küçük eşittir 3. Burası daima sıfırdan büyük oldu değil mi? Şuradaki eksiden dolayı burası sıfırdan küçük oldu. F türev x kesin küçük sıfır oldu. Her x eleman i için. Burada ne oldu? F fonksiyonu monoton azalan oldu. Monoton azalanlık varsa veya monotonsa fonksiyon o aralıkta, teorem gereği nedir? F 1'e 1'dir. 1'e 1 aralıkları sürekli fonksiyon, 1'e 1 aralıklar, daha doğrusu açık aralığı açık aralığa götüren fonksiyonlar örten de olmuş olacak. Yani 1'e 1 örten olduğundan F ters vardır. Şimdi şu formülü kullanma zamanı. Fx 0 eşittir y 0 ise 1 bölü f türev x 0 eşittir f'in tersinin türevi y 0'dır. Buraya göre gidersek a dediğimiz şey neydi? F pi'di. Yani burada y 0'ımız a gibi, x 0'ımız pi değil mi? B dediğimiz şey ne peki? F türev 3 pi bölü 4 pi bölü 3 pardon. 4 pi bölü 3. Şimdi buradan ne arıyorduk biz? F ters türev A. Yani bu ne olacak bizim için? 1 bölü F türev Pi. Ve buradan ne biliyoruz aynı zamanda? F ters türev B dediğimiz şey de 1 bölü F türev 4 Pi bölü 3 olmuş olacak. Yerine yazarsak 1 bölü eksisini koymayı unutmayın. 2 artı cos küp Pi
kosinüs pi eksi 1'dir. Eksi 1'in küpü 1'dir. Değil mi? Eksi 1. Buradan 2'den 1 çıkartırsanız 1 kalır. Burası eksi 1 olarak karşımıza çıkacak. Burası ne? F üzeri eksi 1 türev A. Şimdi B'yi hesaplayalım. O birazcık daha karışık olabilir. F türev 4 pi bölü 3'e bakalım. Bu ne bizim için? Eksi karekök içerisinde 2 artı kos küp 4 pi bölü 3 yapar. Şimdi 4 pi bölü 3 nedir? Açısal olarak düşünürsek 240 derece yapar. 240 derece kosinüs 60 oluyor. Ama eksi kosinüs 60. Çünkü bu açı ikinci bölgede. Eksi kosinüs 60 da eksi 1 bölü 2 yapar. Eksi 1 bölü 2'nin küpünü alırsanız eksi 1 bölü 8 yapar. 2 eksi 1 bölü 8 karekök içerisinde. Buradan ne oluyor? 16 eksi 1, 15 bölü 8. Yani burası ne olacak sizin için? Eksi kök 15 bölü 8. O zaman F ters türev B dediğimiz şey bunun 1 bölüsü olacak. Eksi kök 8 bölü kök 15 ya da eksi 8 bölü 15 şeklinde yazabiliriz bunu. Güzel, bu soruyu bitirdik. Şimdi gelelim diğer sorumuza. B seçeneğine bakıyoruz. Bu sefer sorunun bizden istediği şey yine F'in ters bulma sorusu aslında. Bu yönden güzel. Şimdi ne formülünü kullanmamı istiyormuş? F üzeri F eksi 1 x eşittir x formülü yardımıyla. Bu yardımıyla ne yapacakmışız? Fx eşittir 4 arksinüs 1 eksi x kare fonksiyonunun şunu da unutmayın 0 küçük x küçük 1 aralığında tersini bulun. Ne yapıyoruz? Hemen içerisine yazarak başlıyoruz f üzeri eksi 1 x'i. Şimdi bunu yazarsak yerine ne olacak? 4 arc sinüs 1 eksi f üzeri eksi 1 x'in karesi şeklinde yazdık. Burası x'e eşit, tamam mı? Burası ne oldu? 4 arc sinüs karekök içerisinde 1 eksi f üzeri eksi 1 x'in karesi. Şimdi burayı 4'e böleceğim. X bölü 4 eşittir arc sinüs 1 eksi f ters x'in karesi. Şimdi bu arc sinüsle her tarafın sinüsünü aldığınız zaman arklar gideceği için burası sinüs x bölü 4 diye alırız. Karekök direkt dışarı çıkar. F üzeri eksi 1 x'in karesi olmuş olur. Şimdi karekökten kurtulmam için her tarafın karesini alayım. Sin kare x bölü 4 eşittir 1 eksi f üzeri eksi 1 x'in karesidir. Şimdi bunu buraya, bunu o tarafa alıp yani bilinenleri bir tarafa toplama mantığıyla gidiyoruz. 1 eksi sin kare x bölü 4 olur. 1 eksi sin kare neydi aslında? Kos kare x bölü 4 şeklini alır. F üzeri eksi 1 x'in karesi olur. O zaman f üzeri eksi 1 x dediğimiz şey karekök içerisinde artı eksi kos kare x bölü 4 diye gelir. F üzeri eksi 1 x için iki tane seçenek çıkar. Artı eksi kosinüs x bölü 4 olur. Hangisini alacağız? Pozitif olduğu aralığı almamı istiyor benden. Yani x'im 0 ile 1 arasında olduğu için artılı olanı alacağım. F üzeri eksi 1 x dediğimiz şey kosinüs x bölü 4 olur. Evet, şimdi bir türev alma sorusu geliyor. Birinci sorunun C seçeneğindeyiz. Ne yapacakmışız? Bir fx fonksiyonu vermiş. Bu arc kotanjant sinüs x artı kosinüs x bölü sin x eksi kosinüs x olarak verilmiş. Fonksiyonu verilsin. F2 türev x eşittir soru işareti diyor. Yani ikinci türevi bulmamızı istiyor. Şimdi birinci türevi bulmadan önce şu fonksiyonun içerisinde az bir şey oynama yapalım. Çünkü bölümü türevlerine falan girmek biraz zor olabiliyor bazen. Paydayı
Eşleniyle çarpıp böleceğim. Bu ne demek? Getireceğiz. Burayı sinüs x artı kosinüs x ile çarpacağız ve böleceğiz. O zaman ne oluyor bakalım. Sinüs x artı kosinüs x'in karesi oluyor. Payda ne olacak? Sin kare x eksi kos kare x haline gelecek. İki kare farkı. Değil mi? Burada fx'e eşit burası. Hala bir değişiklik yapmadık. Çarpıp bölmek herhangi bir değişiklik yapmıyor. Arc kotanjant yukarısı ne olacak? Sin kare artı kos kare yazalım bir görmeniz için. Sin kare x artı kos kare x artı 2 sin x kos x. Bir şeye benzedi mi? Şurası 1, burası da sin 2x. Sin kare eksi kos kare nedir peki? Kos kare eksi sin kare olsaydı kosinüs 2x'indi. Burası eksi kosinüs 2x'in açılımı olmuş oldu. Şimdi fx'i birazcık daha özenlemeye çalışırsak. Arc kotanjant. Yukarısı da 1 artı 2 sinüs x bölü eksi şurası sin 2x oluyor. Çünkü sin x çarpı cos x şeklinde yazılıyor burası. Bu şekil olacak. Bakalım biraz daha düzenleme yapabiliyor muyuz? Ya da daha fazlaya da ihtiyacımız yok. Şu eksiyi dışarı çıkartabilir miyiz? Çıkartmayalım. Direkt olduğu gibi devam edelim. 2 kosinüs x. Şimdi f türev alıyorum. Her zaman için türevinden başlayalım. İçin türevi nedir? Bir bölümün türevi gelecek ilk başta. Şimdi üstün türevi. Yani 2 çarpı kosinüs 2x çarpı eksi kosinüs 2x payın türevi artı payın türevi için artı sinüs x geliyor. Sin 2x geliyor. 2 çarpı sin 2x çarpı 1 artı sin 2x geliyor. Bölü paydanın karesi kos kare 2x çarpısı var bir de bunun. Burada yanında aslında devam ediyor. Arc kotanjantın türevi ne olacak? Eksi 1 bölü 1 artı bu içerideki fonksiyonun karesi. Yani ne olacak? 1 artı sin 2x bölü eksi cos 2x'in karesi şeklinde. Çarpım şeklinde yanında bu. Burayı birazcık düzenlersek f türev x dediğimiz fonksiyon ne oluyor? 2 cos kare 2x eksi 2 sin kare 2x eksi 2 sin 2x bölü cos kare 2x cos kare 2x. Şuralarda da düzenlemeler geliyor. Bakalım birazcık daha. Cos kare 2x paydayı eşitlediğimi hayal edin. Yukarıyı sadeleştirecek. Burayı kontrol edersiniz. Buradan eksi 1 geliyor. Şimdi buranın bir daha türevini aldığınız an 0 gelecek. Burayı gerçekten kontrol ederseniz şurayı 1 geldiğini göreceksiniz. Eksi 1 geldiğini. Çok fazla işlem hatası yapmamak için size bırakıyorum burayı. Şimdi ikinci soruya geçtik. İkinci soru bizden ne istiyormuş bakalım. A seçeneğindeyiz. Bir tanım kümesi bulma sorusu. Bu sorular güzel oluyor. Bir fx fonksiyonu vermiş. Fx fonksiyonu arc sinüs 2 eksi x artı logaritma 4 tabanında logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında x şeklinde iç içe logaritmalardan oluşacak şekilde vermiş. Şimdi bizim bildiklerimizi yazmamız gerekiyor. Arc sinüs x nereden nereye tanımlı? Eksi 1, 1'den eksi pi bölü 2, pi bölü 2'ye giden bir fonksiyon. Yani şu içerideki fonksiyonun bu aralıkta sıkışmış olması gerekiyor.
Şimdi buradan x'i bulmam gerekiyor. Ne yapacağım? Her taraftan eksiyle çarpalım. Hiçbir şey değiştirmeyecek değil mi? Çünkü hani aralığın uç noktaları aynı. Yani eksi 1 ile 1 aralık tabii ki yer değişiyor ama her tarafa bir de 2 ekleyeyim. X'i yalnız bırakmak için. 2 eklersem 1 küçük x küçük 3. Tamam. Buranın tanım kümesi, yani buraya biz dg diyelim. Gx olarak arc sinüs 2 eksi x olarak alalım. dg dediğimiz aralık bizim için 1, 3 kapalı aralığıdır. Şimdi hx olarak şu elenleri logaritmaları tanımlayalım. Logaritma 4 tabanında, logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x. Şimdi ilk başta şuranın sıfırdan bana büyük olması gerekiyor. Yani logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x büyük 0 olması gerekiyor. Logaritma 2 tabanında x büyük 3 üzeri 0 olmalı. Yani logaritma 3 logaritma 2 tabanında x büyük 1 olmalı. Her tarafın yine ikinci kuvvetini alıp şu tarafa atarsak x büyüktür 2 olmalı. Yani buradan dh dediğimiz fonksiyon bizim için 2 açık sonsuz açık aralığıdır. Zaten sonsuzu kapatamıyoruz. Df dediğimiz fonksiyon dg ile dh'ın kesişimidir. Çünkü fx nasıl yazılabiliyor? Gx artı hx şeklinde yazılabiliyor. Hx şeklinde yazılabiliyor. Bu da onların kesişimi anlamına gelecek buradan. Ne yapacağız? 1, 3 aralığıyla 2 sonsuz aralığını kesiştireceğiz. Burada. Burada ne olacak? 2, 3 kapalı aralığı olacak. Nereden biliyoruz? Şimdi bunların yapmanın en kolay yolu şu. Şuraya 1 deriz, buraya 3 deriz, buraya 2, buraya da kapatmıyoruz ya nasılsa. Şimdi şurası sizin için ne oldu? H'ın kesişimi. Burası da bunun kesişimi. Bakın bu ikisinin kesiştiği bölge burası olmuş oldu. Burasını yapın, böyle yapın. Yani böyle de görebilirsiniz. Yani bu sorunun diğer bir seçeneğiyle devam ediyoruz. Bir aksaklık yaşadık az önce. Kusura bakmayın. Şimdi sorunun diğer seçeneği şunu istiyor. Aşağıdaki limitleri hesaplayın. Kırmızıyla yazdım çünkü 3 tane seçenek var. Birinci seçenek bizden ne istiyormuş? Limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken kosinüs x çarpı ln x eksi pi bölü 2. Diğer seçenek ne istiyormuş? Limit x 0'a giderken 4 üzeri sinüs x eksi 1 bölü 8 tanjant x eksi 1. Bir tane daha seçenek var. Onun istediği şey neymiş? Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken, bu sefer soldan, kosinüs x üzeri sinüs 2x. Şimdi iyi çözerek başlayalım. Limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken kosinüs x çarpı ln x eksi pi bölü 2. Şimdi kosinüs pi bölü 2 0. Pi bölü 2 eksi pi bölü 2 0. Ln 0, yani ne olacak? Eksi sonsuz. 0 çarpı sonsuz belirsizliği var burada. Her zaman dediğim gibi bir tanesini bölmeli yazacağız. Ama elenliği yapmamanızı tavsiye ederim. Limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken ln x eksi pi bölü 2 bölü 1 bölü kosinüs x şeklinde yazarsak bu sefer belirsizliğimiz sonsuz bölü sonsuz belirsizliği oldu. Şimdi bir tanesi eksi sonsuz diyebilirsiniz. O çok fark eden bir şey değil. Sonuçta belirsizlik tipi bu. L'Hospital kullanacağız burada. Limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken içerisinin türevine 1 bölü x eksi pi bölü 2, diğeri de 1 bölü kosinüs x'in türevi olacak. Yani eksi 1 çarpı kosinüs x üzeri eksi 2 çarpı ne olacak?
İçerisinin türevi x sinüs x. Burayı da az bir şey düzenlersek limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken 1 bölü x eksi pi bölü 2. Ters çevir çarp muhabbetlerinden şunlar birbirlerini bir götürsün. Buradan cos kare x bölü sinüs x olacak. Ters çevir çarptan. Buradan bir 0 geliyor. Buradan cos kare pi bölü 2 0. Şu anda yine ne var elimizde? 0 bölü 0 belirsizliği var. Şurayı birazcık düzenleyelim. Pi bölü 2 artı. Şimdi burasını 1 eksi sin kare x şeklinde yazabilirim. Değil mi? X eksi pi bölü 2 çarpı sinüs x şeklinde yazdım. Şuradaki limitleri de birazcık ayıralım. 1 bölü x eksi pi bölü 2 çarpı sinüs x. Burada sonsuz geliyor. Böyle ayıramıyorum. Bunu yapamıyoruz. Şu anki belirsizliğimiz ne? 0 var yukarıda. Aşağıda da 0 var. 0 bölü 0. Yine bir L'Hospital yapabiliriz. Yani limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bölü aşağıda çarpımın türevi gelecek. 1 çarpı sinüs x eksi artı daha doğrusu x eksi pi bölü 2 çarpı ne olacak? Kosinüs x şeklini aldı. Bakalım pi bölü 2 koyduğumuz zaman şurası 0'a gidiyor. Oradan bir sıkıntımız yok. Sinüs x 1 bölü 2 1. Tamam, aşağıdaki belirsizlik gitti. Burada pi bölü 2 koyduğumuz zaman kosinüsten dolayı 0 olarak bulacağız cevabı. Şimdi ikinci seçeneğe gelelim. Bunun benden istediği şey ne? 4 üzeri sinüs x. Limit x 0'a giderken 4 üzeri sinüs x eksi 1 bölü 8 tanjant x eksi 1. Şimdi burada bakarsanız ne var? 0 bölü 0 belirsizliği var. Sinüs 0, 0, 4 üzeri 0, 1, 1 eksi 1 gibi. Tanjant 0 da aynı şekil. Burada da aynı şekil 0 bölü 0 var. L'Hospital yapacağız burada. L'Hospital uygularsak ne olacak? Limit x 0'a giderken 4 üzeri x. Şimdi bunun türevi şöyle. Yine için türevi yani kosinüs x çarpı kendisi. Şimdi e üzeri x'in türevinin e üzeri x olduğunu biliyoruz değil mi? A üzeri x'in türevini nasıl bulabiliriz? Bizim buradaki sorunumuz bu aslında. Bunu bir elde etmemiz lazım. Sürekli dediğim A üzeri B eşittir E üzeri B elen A şeklinde yazılma şekli var ya. Bunu kullanacağız. Yani biz şu an A üzeri X'i nasıl yazabiliriz? E üzeri X çarpı elen A şeklinde yazıyoruz. E bunun türevini almak demek, bunun da türevini almak demek. Yani D bölü DX AX demek. E üzeri X çarpı elen A'nın türevini almak demek. E üzeri fx'in türevi de f türev x çarpı e üzeri fx'ti hatırlarsak. Buradan ln a çarpı e üzeri x ln a şeklini alacak. Yani ln a çarpı ne olacak? A üzeri x şeklinde olacak türevi. Yani şurayı şöyle yazarsam a üzeri fx'in türevi demek bizim için. F türev x çarpı ln a çarpı a üzeri x şeklinde elde edilecek. A üzeri fx şeklinde elde edilecek. Pardon. O zaman limit x 0'a giderken sinüs x'in türevine kosinüs x çarpı ln 4 çarpı 4 sinüs x 1'in türevi 0 oradan gitti. Tanjantın türevine 1 artı tan kare x çarpı ln 8 çarpı 8 üzeri tanjant x.
Şimdi 0 koyduğum zaman buralar 1. Bunlardan bir sıkıntı yok. Kosinüs 0, 0. Tanjant 0, 0. Kosinüs 0, 1. Kosinüs 0'dan 1. 1 çarpı ln 4 çarpı 1. Tanjant 0, 0. 1 artısı olduğu için burası 1. ln 8. Buradan yine 1 geliyor. Yani buradan ne bulduk? ln 4 bölü ln 8. Burada ne yapabiliriz? Bu ln 2'nin karesi değil mi? 2 çarpı ln 2 diye yazılır. Bu da 3 çarpı ln 2 diye yazılır. Bunlar birbirini götürür. Cevap 2 bölü 3 olarak bulunabilir. Şimdi bir sonrakine geçelim. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşır. Pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken. Kosinüs x üzeri sinüs 2x miydi? Bakalım. Sinüs 2x, evet. Şimdi baktığımız zaman ne var? Pi bölü 2 koyduk. Burası sıfırlandı. Sinüs pi bölü 2, yani sinüs pi'ye geliyor. 0 üzeri 0 belirsizliği var burada da. 0 üzeri 0 belirsizliği durumunda yine a üzeri b'li formüle gireceğiz. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken kosinüs x üzeri sinüs 2x dediğimiz fonksiyon, yani limit daha doğrusu, limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken e üzeri sinüs 2x çarpı ln kosinüs x şeklinde yazılabilir. E'nin sürekli olduğundan dolayı e üzeri l eşittir. Yani buradan bu e'nin üzerine taşınabilir demek istiyoruz. E sürekli. Yani buna L diyorum artık. L dediğimiz şey E üzeri limit X pi bölü 2 soldan yaklaşırken sinüs 2X çarpı ln kosinüs X şeklinde yazılabiliyor. Evet, şimdi şu üst kısımla biraz uğraşalım. Limit X pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken sinüs 2X çarpı ln kosinüs X'e bakıyoruz. Şimdi pi bölü 2 koyduğumuz zaman buradan 0 geliyor. Ln 0 sonsuz. 0 çarpı sonsuz belirsizliği var. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir tanesini bölüm şekline getireceğiz. Pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken ln kosinüs x 1 bölü sinüs 2x şeklinde yazdık. Şimdi buradan L'Hospital'ı uygularsam pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken için türevine eksi sinüs x bölü kosinüs x kendisi. Türev bölü kendisi. Payda nasıl olacak? Burası sinüs şöyle alacağım. Sinüs 2x'in eksi birinci kuvveti eksi 1 başa düşecek. Burası sinüs 2x üzeri eksi 2 olacak. Çarpı 2 çarpı kosinüs 2x şeklinde olacak burası da. Yani burası eksi 2 kosinüs 2x bölü sin kare 2x şeklinde olacak. Burayı da düzenlersem x pi bölü 2 soldan yaklaşırken eksi sinüs x bölü kosinüs x çarpı sin kare 2x bölü eksi 2 çarpı kosinüs 2x oluyor. Şu eksiler birbirini götürecek. Yukarıdan ne oluyor? Pi bölü 2 koyduğum zaman burası 1. Şuradan pi geldiği için sıfırlıyor galiba. Kosinüs pi bölü 2'den de sıkıntı var. Şimdi burayla biraz bayağı bir düzenleme yapabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Eksi sinüs x çarpı sin kare x'i şöyle yazıyorum. 2 çarpı sinüs 2x, yani 4 sin kare. Şöyle direkt sinüs 2x'in açılımını hatırlayın. 2 sinüs x çarpı kosinüs x'ti. Biz bunun karesini alacağız. 4 sin kare x çarpı kos kare x olmuş olacak. Burası da kosinüs x çarpı, şu eksileri atayım. Şurayı da direkt şöyle yapayım. Kos 2x şeklinde gelsin. Şunun bir tanesini alsın. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken ne olmuş oldu? 4 sin küp x çarpı kosinüs x bölü
2. Şuradan ikilerle de sadeleştirmiş olayım. Şu 4 ile 2'yi 2 kalsın. Ne olacak? Kosinüs 2x oldu. Kosinüs pi eksi 1. Şuradan zaten kosinüs pi bölü 2 orayı sıfırlıyor. Ve bu limitin cevabı 0 değil. Bizim limitimiz e üzeri 0'a eşit olacak. Oradan l'yi 1 olarak bulacağız. Bakalım başka sorumuz var mı? Aşağıdaki integralleri hesaplayın diye bir sorumuz var. Üçüncü soru olarak. Aşağıdaki integralleri hesaplayın. 4 tane integralimiz var. Birinci integralimiz şu. 1'den 2'ye kadar x çarpı logaritma 2 tabanında x dx. İkinci seçenekte, yani ikinci olarak x kare bölü 4 eksi x kare üzeri 3 bölü 2 dx integrali. Üçüncüsü dx bölü x üzeri 4 eksi 1. Ve sonuncu olarak da sin küp x çarpı tanjant x. Bunlardan bir tanesi çok tanıdık geldi. Evet, şu dördüncü olan 2015 yılında var. Onu çözmeyeceğiz. Onun dışında diğerlerini çözeceğiz. Ne yapacağız? 1 çarpı 2 x çarpı logaritma 2 tabanında x dx. Laptü. Yani kısmi integrasyon uygulayacağız. Neye u, neye dv dememiz gerektiğini bize laptü söylüyordu. U diyeceğimiz fonksiyon bizim için logaritmalı olan olacak. Çünkü logaritmanın integralini almayı bilmiyoruz. Yani ln x'in integrali alınıyor ama kısmi integrasyonlarla alınıyor. Onun için biz logaritma 2 tabanında x'e u diyelim. Hatırlayın bunu da yaptık. 1 bölü x çarpı logaritma 2 tabanında e dx eşittir du olmuş oldu. X dx'e dv dedik. Bu halde x kare bölü 2 bizim için v olmuş olur. U çarpı v, yani biz bu integrale i dersek ta baştan. I u çarpı v, yani x kare bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi v du x kare bölü 2 çarpı 1 bölü x logaritma 2 tabanında e dx'tir. Şimdi bu logaritma 2 tabanında e bir sayıdır. X kare çarpı logaritma 2 tabanında x bölü 2 eksi şu sayı olan kısımları dışarı alıyorum. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında e çarpı şu x kare ile sadeleşmeler var. X dx haline geldi burası. Bu da x kare bölü 2 diye çıkacak. O zaman i integralimiz x kare çarpı logaritma 2 tabanında x bölü 2 eksi 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında e x kare bölü 2'sini de şuraya direkt yollayalım. Burası 4 olsun artı c şeklinde çıkacaktır. Ne var? 1 x kare 4 x kare 3 bölü 2. Bu integral belirli integralmiş. Ne yapacağız o zaman? Sınırları koymayacağız. Sınırları koyarsak nereden nereye sınırlarımız? 2'den 1'e. 2 koyduğumuz zaman ne oluyor? Bir görelim önce buradan. 2 koyarsam 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 2 eksi 1 bölü 4 logaritma 2 tabanında e çarpı 4. 1 koyduğum zaman şurası sıfırlanacak. 1 koyduğum zaman ne oluyor? Artı 1 bölü 4 logaritma 2 tabanında e kalmış olacak. Buradan ne geliyor? Şuradan 1 geliyor. 2. Şunlar ikisi birbirini götürüyor mu? Tam olarak götürmüyor. Eksi 3 bölü 4 logaritma 2 tabanında e olarak hesaplayacağız. Eğer işlem hatası yapmıyorsam. Şimdi ikincisinde ne diyor? X kare bölü 4 eksi x karenin 3 bölü 2. kuvveti dx integralini hesaplamamı istiyor. Şimdi paydada bu tarz bir şey gördüğünüz zaman şu formül hemen aklınıza gelsin. 1 eksi sin kare x eşittir cos kare x. Çünkü yapacağımız dönüşüm bu. Şimdi burayı şöyle hayal etsem. 2 kosinüs x'e
pardon, 2 sinüs x ise u desem. Kosinüs de olur da fark, şimdilik sinüsle yapalım. Sinüs x ise u diyelim. O zaman bunun karesini alırsam u kare ne olacak bizim için? 4 sin kare x olacak. Yani burayı yerine koyalım. Sin kare u diyeceğiz. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. X eşittir 2 sinüs u olsun. X kare dediğim şey 4 sin kare u olacak buradan. Şimdi bunları yerine koyarsak 4 sin kare u bölü 4 eksi 4 sin kare u'nun 3 bölü ikinci kuvveti dx olmuş oldu. Bir de x alırsak dx dediğimiz şey 2 kosinüs u du olmuş olacak. Onu da yerine koyalım. 2 kos u du. O zaman burası ne olacak? 4 sin kare u çarpı 8 yapalım direkt şuraya. Çarpı kosinüs u çarpı du. 4 eksi 4. 4 parantezini alalım burayı. 2'nin karesi 4 üzeri 3 bölü 2 çarpı 1 eksi sin kare u olmuş oluyor. 3 bölü 2. kuvveti. Evet. Buradan ne gelecek? 8 gelecek. Şu x birbirini götürüyor aslında. Buradan geriye ne kaldı? Sin kare u çarpı kosinüs u du integrali kalmış oldu. Şimdi 1 eksi sin kare kos kareydi. Buradan küpü alınmış olacak. Yani ikiler gidecek kare kökten dolayı. Buradan kos küp u kalmış olacak bize. Şuradakilerden bir tanesi de onu götürecek. Buradan geriye ne kaldı? Sin kare u bölü kos kare u kalmış oldu. Bunu da şöyle yazalım. Tan kare u du şekline geldi. Artı 1 eksi 1 ekleyerek bunu yapmıştık daha önceden. Buradan tanjant u eksi x. Tanjant u eksi u şekline gelecek. İntegralimiz i dediğimiz integral bu. Bizim için bir de c'si var. Şimdi tanjant u'nun ne olduğuna bakalım. X eşittir 2 sinüs u demiştik. O zaman x bölü 2 dediğimiz şey bizim için sinüs u olur. Hemen bir dik üçgen çizelim. Evet, hipotenüsü 2, karşısı x olan bir açı düşünüyorum. Buraya ne kalmış oldu? 4 eksi x kare kalmış oldu. Tanjant u dediğimiz şey buradan bize ne çıkar? X bölü 4 eksi x kare olarak çıkar. O zaman u dediğinde bunun arklısı olur. Yani i dediğim integral benim için şu olmuş olur. X bölü 4 eksi x kare eksi ark tanjant x bölü 4 eksi x kare artı c olarak bulunacak. Dördüncüyü yapmayacağım demiştim. Dx dediğim integrali yapalım. X üzeri 4 eksi 1. Dx eşittir x üzeri 4 eksi 1. Şimdi x üzeri 4 eksi 1 nasıl yazılabilir? X kare eksi 1 artı çarpı daha doğrusu x kare artı 1. Ne yapalım? A bölü x kare eksi 1 artı b bölü x kare artı 1 şeklinde yazabilir miyiz diye bir bakalım. Şu ark tanjant olacağı için rahatız. Şurayı da bir daha parçalarız daha sonra. Evet, ne yapacağız? Payda eşitlemelere gireceğiz buradan. A x kare artı 1 artı b x kare eksi 1 eşittir 1. Şimdi a artı b x kare artı a eksi b eşittir 1. Şimdi polinom eşitliğine göre düşünürsek şuranın 0'a eşit olması gerekiyor. A artı b'nin 0, a eksi b'nin 1'e eşit olması gerekiyor. Buraları toplarız taraf tarafa. 2a 1 çıkar. A buradan 1 bölü 2. B de buradan eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. O zaman 1 bölü x kare x üzeri 4 eksi 1 dediğimiz şey 1 bölü 2 parantezinde 1 bölü x kare eksi 1 artı 1 bölü x kare artı 1 şeklinde yazılabiliyor. Şimdi 1 bölü x kare eksi 1'i de bir parçalara ayıralım. Bu 1 bölü a bölü a üssü bölü x eksi 1 artı b bölü x eksi x artı 1 şeklinde yazılırsa
Benzer şekilde yine A üssü B üssü için 1 bölü 2 ve B üssü için de 1 bölü 2 şeklinde bulacağız onu. Eksi 1 bölü 2 olacak şu. Burası da eksi 1 bölü 2 olacak. O zaman benim integralim neye eşit olmuş oldu? I dediğim integral 1 bölü 2 parantezinde. Burada bir daha 1 bölü 2 parantezi var. 1 bölü x eksi 1 artı 1 bölü x artı 1 değil. Eksi şu aradaki işaret. Artı 1 bölü x artı 1. O zaman tek tek şunları alalım. Şurası 1 bölü 4 dx bölü x eksi 1. Eksi 1 bölü 4 dx bölü x artı 1. Burası eksi 1 bölü 2 dx bölü x kare artı 1 halini almış oldu. I dedim integral bu şekil parçalandı. O zaman burası 1 bölü 4 ln x eksi 1. Eksi 1 bölü 4 ln x artı 1. Eksi 1 bölü 2 arktanjant x artı c şeklini aldı. Birazcık daha düzenleme yapayım derseniz burası ln x eksi 1 bölü x artı 1'in 1 bölü 4. kuvveti eksi 1 bölü 2 arktanjant x artı c şeklinde bulunabilir. En fazla bu kadar gidebiliriz. Son bir tane sorumuz var. Has olmayan integrallerle alakalı. O da şunu diyor. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar dt bölü 1 eksi sin t has olmayan integrali, improper integral de deniyordu bunu hatırlarsanız. Yani integrali yakınsaklığını araştırın. Şimdi nasıl yapacağız burada? İlk başta ne tip bir sorun olduğuna bakalım. Şimdi x eşittir pi bölü 2 de sinüs pi bölü 2 sanımsız yaptığı için sıkıntı var değil mi? Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Tanjant t bölü 2'ye u diyelim. Biliyoruz arktanjant u dediğimiz şeyin iki katı bizim için t'ye eşit. Evet, her tarafın türevini alırsam 2 bölü 1 artı u kare du dediğim integral bizim için dt integralini verecek. Ondan sonra burada şunu biliyorum. Sin t dediğim şey 2 u bölü 1 artı u kare. Yerine koyuyorum artık tamamen. Aralığın uç noktalarını da koyalım hatta burada getirip. Burada t gördüğüm yere pi bölü 2 yazarsam tanjant pi bölü 4'ten şimdi t eşittir pi bölü 2. Pi bölü 2 ise şuradayım. U dediğimiz şey ne olacak? Tanjant pi bölü 4. O da nedir? 1. T eşittir 0 ise burası u eşittir tanjant 0. O da nedir? 0. Yani benim I dediğim integral nereden nereye değişecek? 0'dan 1'e kadar dt gördüğüm yere ne yazacağım? 2 bölü 1 artı u kare du 1 eksi 2 u bölü 1 artı u kare şekline gelecek. I ile az bir şey düzenleme yaparsak 2 bölü 1 artı u kare bölü şu paydayla da biraz oynayalım. Şu integrali büyüteyim. Bir artı u kare eksi 2 u bölü 1 artı u kare du oldu. Ters çevir çep muhabbetine girmeden burayı halledelim. Sıfırdan 1'e 2 bölü 1 eksi 2 u artı u kare du gibi olmuş oldu. I integraline bakarsak sıfırdan 1'e 2 bölü 1 eksi u'nun karesi du halini aldı. Buradan bu integral nasıl çıkar? Eksi 2 bölü 1 eksi u gelir. Sıfırdan 1'e koymaya çalışırsak buradan
Bir tanesi bize sonsuz getirecek. Çünkü 1 bölü 0 gelecek. 0 eksi artı 2 gibi bir şey var. Iraksaktır çıkacak buradan. Şimdi şurayı birazcık açıklamak istiyorum. Tanjant t bölü 2 dönüşümünün. Tanjant t bölü 2 u dedik. O zaman ne biliyoruz? Şurası u ise burası 1. T bölü 2 açı olarak düşünürseniz. Peki burası ne olacak? U kare artı 1 olacak değil mi karekök içerisinde? Sinüs t bölü 2'yi yazalım. Bu bizim için nedir? Sinüs t bölü 2. Sinüs t bölü 2 bizim için u bölü u kare artı 1'dir. Kosinüs t bölü 2'yi yazalım bir yandan. O da 1 bölü u kare artı 1'dir. Güzel. Şimdi sinüs t dediğimiz şey nedir? 2 çarpı sin t bölü 2 çarpı kosinüs t bölü 2'dir. Buradan bakarsanız sinüs t'nin 2 u bölü 1 artı u kare olduğunu görebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.